Şimdi Ozan Nesin'in hikayesi bu Türk'ün hikayesiyle direkt iç içe. Bazen Ozanlar bir gördüğünün hikayesini anlatırlar. Bazen kendi hayatlarından bir hikayeyi anlatırlar. Ozan Nesin'i kendi hayat hikayesinin parça parça bir araya getirilmesiyle bu türküyü ortaya çıkartmış. 1931 yılında yanlış hatırlamıyorsam Adana'da dünyaya geliyor. Ama Adana'da dünyaya geldikten sonra çok fazla yaşamıyorlar orada. Ailesiyle beraber Kayseri'ye göç ediyorlar. Daha küçük yaşlarda Kayseri'de bir ağanın yanına giriyor babası annesi. Bu da oraya giriyor, marabalık yapıyorlar. Ağanın kızına maraba olarak yanında yaşadıkları ağanın kızına aşık oluyor. Ağanın kızı da Ozan Nesimi'den, o zamanlar Ozan değil de Nesimi'den hoşlanıyor, gönlünü ona kaptırıyor. Ama her zaman her yerde olduğu gibi ağa bir marabaya kızını veremez. Veremez değil de vermez, vermiyor. Ne olacak? Ayrılacaklar mı? Bu sevdadan vaz mı geçecek? Öyle şey olmaz diyor. Ve Nesimi sevdiği kızı da alıyor, kaçıyorlar Maraş'a, Elbistan'a. Kayseri'den Elbistan'a geçiyorlar. Elbistan'da bir süre yaşamaya çalışıyor ama başarılı olamıyorlar. Ağanın işte orada da musallat olduğu söyleniyor bazı rivayetlerde. Bazı rivayetlerde hayatı yaşamayı başaramadıkları söyleniyor. Bir yerden işitmişler, taşı toprağı altın olan, toprağından cennet gibi güzelliklerin fışkırdığı bir şehir var. Neresi? İstanbul. Hadi diyorlar, tut elimden oraya gidelim. Beraber gidiyorlar, yerleşiyorlar, yaşamaya çalışıyorlar ama İstanbul taşı toprağı altındır ama suyu da çamurludur. O hesap, burada da yaşamayı başaramıyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nereye gideceğiz? Osmaniye'ye geliyorlar. Osmaniye'de ne iş yapacak Nesimi? Eşine bakması lazım. Kız seni seviyorum sözüne eyvallah demiş, peşinden gelmiş. Bu saatten sonra Nesimi'nin bu kızı rahat ettirmesi lazım. Aşık diyor ki ben ozanlık yapacağım. Nasıl yani? Benim küçük yaştan beri bir tutkum var. Türküler. Ben birçok türkü derledim. Pir Sultan Abdal'ın türküsünü derledim. Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü derledim. Nesimi'nin türkülerini derledim. Elimde enstrüman tutuyor. Bağlamayla değil de o cura diyorlar herhalde, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Göğsünün üstünde onu tutup türküler söylemeye başlıyor. Ve büyüklerin nefeslerini söylediği için, ki bu da nefes ister, kolayına bir şey değildir, nam yapmaya başlıyor ve böyle böyle Ozan Nesimi'nin adı dilden dile, kulaktan kulağa yayılıyor ve serüven böylelikle başlıyor. Ama yaşadığı şeylerden olsa gerek, yaşadığı dönemin getirdiği sıkıntılardan olsa gerek, Ozan Nesimi çok rahat bir hayat yaşamıyor. En sonunda da zaten Madımak'ta o yanarak can verenlerin arasında o da dünyasını değiştiriyor. O zamana gelene kadar, o Madımak'ta yanarak can verdiği döneme gelene kadar Ozan Nesimi birçok sıkıntı çekiyor. Türkülerle belki hayatını belli bir yerden sonra düzene koyuyor ama bir ağanın yanında marabalık yapması, marabalık yaptığı ağanın yanında çalışırken orada onun kızına aşık olması bir erkek için onur kırıcı bir şeydir bu. Yani maraba olarak, hani uşak olarak git gel git gel komutuyla çalışan bir adam, bu komutu veren kişinin kızına aşık olduğunda bir ister istemez kendini hesaba çeker ama aşık olmuş. Aşık olduğu kızla da bir mutlu nihayete kavuşmuş. Serüveni hep devam etmiş. Kayseri, Maraş, İstanbul, Osmaniye. İstanbul'da yaşamak da öyle kolayına bir iş değildir. Yaşama tutunmak kolayına bir iş değildir. Yine bunu göze almış, gelmiş. Ama birçok sıkıntılar yaşamış. Bu sıkıntıların hepsini de türkünün içinde derlemiş. Ama şöyle bir ince nokta var. Bu türkü bir aşk türküsü değil, bir sitem türküsü. Ozan Nesimi Türkiye'ye baktığın zaman sevgilisine de sitem ediyor, çevresine de sitem ediyor, gücü elinde bulunduranlara da sitem ediyor. Fakat sitem ederken bir noktayı es geçiyor. Seven sevdiğine sitem eder mi? Hani bir ozan olarak iktidar sahiplerine sitem edersin, eleştirirsin, belki hatta hicvedersin. Arkadaş çevrene de belki bunu yaparsın. Yanlış bir şey gördüğünde söylersin, eleştirirsin. Ama ince bir nokta var. Seven sevdiğine sitem eder mi? Biraz bu mevzunun içerisinden mevzuyu detaylandırabiliriz gibi düşünüyorum. Yayının başında da söyledim. Ozanlık bana göre dervişlik. Sanatçının derviş meşrepli olanı. Ne demektir bu? Toprağa basarken bile toprağı incitmemeyi düşünen adamdır. İncitmeme hassasiyetiyle yaşayan adamdır. Bütün hayatını bu düsturla yaşayan adamdır. İşte Neşet Ertaş örneğini görüyoruz. Neşet Ertaş bir konserde diyor ki, ceketimi çıkarabilir miyim? Bugün mesela kimde bunu görüyoruz? Bu ozan hareketidir, ozan tavrıdır. Ceketi çıkartırken bile karşısında kendisini dinlemeye gelen, para verip içeriye giren insanlara karşı böyle bir incelik gösteriyor. Ozan o yüzden bana biraz daha dervişliği, dervişanlığı, erenliği hatırlatan bir sıfat. Hani Abdurrahim Karakoç da diyor ya, yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin.
Bak seni öldürmeye gelen bile senden incinmesin. Sezai Karakoç'un o sözü geldi şimdi aklıma. Seni öldürmeye gelen sende hayat bulsun. Sende dirilsin. İşte bana bu tavrı hatırlatan bir an. Bununla alakalı iki tane örnek var zihnimde canlanan. Bunları da paylaşmak istiyorum ki sitem, sevmek, bunların arasında güzel bir bağ oluşturabiliriz gibi geliyor bana. Seven sevdiğine sitem eder mi aslında? Bu mevzuyu rahatça izah edebilmek adına bu örnekleri vereceğim. Babam hem annesini hem babasını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Birer fatihanızı alırım yayından sonra. Bir gün yine babasını kaybetmiş olan birisiyle konuşurken şöyle bir şey sordu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Babası çok sert bir mizaca sahip olan ama daha sonra dünyasını değiştirmiş olan bir kişiye şunu sordu. Dedi ki baban şimdi hayatta olsa ve dedi hep sana sitem etse, hep kalbini kırsa. Eskiler biraz kırılmamak için sertleşmişler. Onların kırılmamak için, daha doğrusu eğilmemek için bu sertleşmeleri muhataplarını kırmaya götürmüş. O yüzden pek becerememişler sevmeyi. Eskilerde böyle bir sıkıntı varmış. Şimdi bu tavrından dolayı çok kırılmış olan bir çocuğa diyorsun ki seneler sonrasında. Baban şimdi yaşasa ve seni gece gündüz hep sözleriyle incitse, kırsa yine de hayatta olmasını istemez misin? İstemez olur muyum abi ya dedi. Babam dur ya dedi. Şurada köşede otursun. Şimdi bak kaybettikten sonra sevmenin ne demek olduğunu anlıyorsun. Bu bir dursun da bunu açacağım. Bir de ikinci bir mevzu var. Kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Bir dönem çok sevdiğim birisi vardı. Daha sonra aramıza bir soğukluk girdi ama 3 sene çok yakın bir diyalogumuz vardı. Böyle dip dibeydik ya. Hiç ayrılmıyorduk. En yakın arkadaştan daha yakın gibiydik. Sonra aramıza bir soğukluk girdi. Uzaklaştık. Aramıza hem normal mesafe girdi hem kalbi bir soğukluk mesafe girdi ama ben yine onu sevdiğimi söylüyordum. Yani bunu hem dillendiriyordum hem de içimden geçiriyordum. Bizim aramıza soğukluğun girmesinden tam bir sene sonra ben çok alakasız bir yerde, çok alakasız bir insandan o insanın bana çok büyük bir yanlış yaptığını öğrendim. Konduramadım. Dedim ki böyle bir şey yoktur. Bir sene boyunca konuşmamışız bak. 3 sene boyunca günde 3-4 defa telefonla konuştuğum insan, günde 3-4 defa diyalog kurduğum insan bir sene boyunca hiç konuşmuyorum. Bir sene sonra aradım bu mevzu için. Sırf geçen o zamanın hatırı hiç mi yoktu? Hani aldatıldım mı ben acaba? Ben ihanete mi uğradım? İhanet dediğin zaman sadece gönül ilişkisinde olmaz. Hani iki arkadaş arasında olur, iki kardeş arasında olur, iş ahlakı arasında olur, patron çalışan arasında olur. Aldatma her yerde vardır. Dedim ki aldatıldım mı acaba? Bu çok ağır geldi nefsime. Askere gitmeme de 2 gün var bak. Askere gideceğim. Bu şeyi düşünmek istemiyorum bunu. Bunu dedim ki zihnimden atmam lazım. Aradım 1 sene sonra. Dedim ki nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim eyvallah sağ olasın. Bir şey soracağım sana dedim. O yüzden rahatsız ettim seni. Estağfurullah buyur. Dedim ki böyle böyle bir şey duydum. Doğru mu? Buz gibi bir sessizlik. Yani kem küm etti biraz dolandırdı ama ben anladım böyle bir şey olmuş. Dedim ki tamam teşekkür ederim kapattım. Öyle kırıldığımı hissettim ki yani böyle bir ses efekti olsa bir camın parçalanması sesi duyulurdu. O frekanslar yakalansa kalbim paramparça olmuştu. Böyle hissettim. Ama bak o telefonda şunu sorabilirdim. Neden? Sormadım. Bunu bilinçli de yapmadım. Yani neden sorusunun cevabıyla yüzleşmek istemediğimden mi? Hayır. Bu sorunun bir cevabı olmadığından mı? Hayır. Bu soruyla onu muhatap etmek istemediğimden. Çünkü soruyu sorduğunda karşı taraftaki sessizliğin o ezici mahcupluğu, ezilmiş mahcupluğu bana da kendimi kötü hissettirdi. Çünkü kalbimde hala ona bir yakınlık var. Hala ona karşı bir sevgi var. Onu böyle bir cenderenin içerisinde tutmak istemedim. Sevmek bana biraz böyle geliyor. Yani şimdi bir önceki örnekte düşündüğümde yani bu işi yaşarken çok kırılıyorsun. Hani seni sürekli sözleriyle mesela birisi incitiyor. Ama onu kaybettiğinde sevgin kemalata eriyor. Sevginin kemalata erdiği noktadan itibaren seven sevdiğine sitem etme mevzusundan geçiyor gibi düşünüyorum. Benim gönlüme bu böyle geliyor. Seven sevdiğine sitem etmemeli. Gül koklamak için güle geldiğinde dikenden incinirsin. Ama sevmek dediğinde dikene de gelmek vardır. Dikene de talip olmak vardır. Hatta sevmek dediğinde bir adım ötesine geçiyorum. Onun dikenine sarılıp batacaksa bana batsın,
Kahrı da hoştur, lütfu da hoştur ama bu dikenden bir başkasının parmağı kanar ve ona kötü bir söz gelir diye kendini cansiperane onun önüne atmak vardır. Ondan ne gelirse gelsin, başım gözüm üstüne demek vardır. Bu bana böyle geliyor. Ben böyle düşünüyorum. Sevmek mevzusunda da sitemin kemalata ermemiş bir sevginin içerisinde bulunabileceğine inanıyorum. Eğer kemalat varsa sevgide orada sitem yoktur. Ben o uzun süre boyunca şunu hep söyledim. Canım çok yandı. Canım çok yandı. Ama mesela onun hakkında hiç kötü bir şey diyemedim. Kendi kendime bunu hani şey içinde yapmadım bunu. Ben onu seviyorum ve ona kötü bir şey söylemem. Hayır. Hani kalpte bir sevgi var. Ne olursa olsun bu senin elinde olan bir şey değil. Kalpten şöyle tutup atamıyorsun. Bir hortumla çekemiyorsun. Burayı temizleyemiyorsun onun sevgisinden. Ama belli bir yandan sonra hani o Nazım Hikmet'in şiiri vardı ya. Kalbimde kalbine yok bile kinim. Bence artık sen de herkes gibisin. Heh. Herkes gibi olduğu andan itibaren mevzu değişiyor. Ne sevgi kalıyor içeride ne sitem. Dışarıdaki insanlardan birine dönüyorsun. Sitem sevginin haricinde bir diyalog vardır, bir ünsiyet vardır, bir temas vardır, burada olabilir. Bir görev vermişsindir birine, o görevi verdiğin kişi de tamam ben bunu halledeceğim der ve geciktirir, ona sitem edebilirsin. Ama sana verdiği sözden dolayı sitem edebilirsin. Sevgiden dolayı sitem edemezsin. Şimdi bütün bunları söyledim. Türkünün içerisindeki bir nokta için bunu söyledim. Türkünün içerisinde şifa istemem balından, bırak beni bu halimden, razıyım açan gülünden, yeter dikenin batmasın diyor. Türkiye böyle başlıyor. Hani iktidar sahiplerine söylediği yerler kabulümdür. Arkadaşlarına ettiği sitemler belki destek olacaklardı. O sevdiği kızı kaçırırken belki arkadaşlarına güvendi. Biz sana destek oluruz, biz kalacak yer veririz, biz çalışacak iş veririz sana dediler. Belki vermediler. İhanete uğramanın sitemi vardı, kızgınlığı vardı. Belki taşı toprağı altın İstanbul dediler ama o altını bulamadığı için İstanbul'a sitem vardı. Ama sevdiği kadına sitem olmayacaktı. Olmamalıydı. Olsa dile gelip insanlara duyurmamalıydı. Ben şuna inanıyorum, şöyle gördüm. Bize söven bizdendir de bize sövdüren bizden değildir. Sevdiğine içerden onun yüzüne hadi diyelim en buraya dayanamadığın noktada sitem ettin ama bunu duyuramazsın. İnsanların ona kötü bir söz söylemesine müsaade edemezsin. Cahit Zarifoğlu'ya kızdığımız noktaya geldik. Eşi Berat Hanım'a bir şiir yazıyor, şiir denebilirse ve şiirinde azarlıyor. Ve bu şiiri herkesin duymasına sebebiyet veriyor. Şimdi bütün herkes Berat Hanım'ın acaba çocuklarını döven bir anneydi mi sorusu zihninde dolaşıyor. Acaba Berat Hanım Cahit Zarifoğlu'nu darlıyor muydu? Acaba Berat Hanım ev işlerini aksatan bir insan mıydı? Şiiri okuduğun zaman bu sorular geliyor. Şimdi Ozan Nesimi kendisini topluma kabul ettiren bir Ozan olduğu için şunu görüyorsun. Yani bu adam evet büyük bir gönle sahip. Ama sevme hususunda bu işi başarabilmiş mi? Benim gönlüme geleni söylüyorum. Burada birazcık herhalde hatası olmuş. Çünkü seninle beraber kaçmış, seninle beraber hayatını değiştirmiş bir köy ağasının kızı. Eli sıcak sudan soğuk suya girmiyor ama bir marabaya aşık oluyor. Marabayı niye söylüyorum? Hayatı otomatikman değişecek. Yoksa marabalık kötü bir şey olduğundan değil. Hatta sevgisine sahip çıkıp maraba bile olsa böyle bir şatafatın içerisinden onun peşinden gitmesi takdire şayan bir hareket. Ama gelip şifa istemem balından, bırak beni bu halimden, razıyım açan gülünden, yeter dikenin batmasın. Bu hani benden uzak ol da ne olursan ol, ya şu köşede sus benim derdim bana yetiyor zaten. Tamam ben senin bu gülünden çok açmamış, çok kızarmamış, çok güzel görünmüyor, kokusu kendine bile yetmiyor ama razıyım açan gülünden, yeter dikenin batmasın. Bu manayı ben kendi içimde oturtamıyorum. Bu yüzden şifa istemem balından türküsünün içerisinde böyle bir handikapın olduğunu düşünüyorum. Seven sevdiğine sitem edebilir kardeşim ve bunu duyurabilir de diyorsanız bu da sizin görüşünüzdür. Bu noktada da şöyle bir şeye katılıyorum, şöyle bir şeyi düşünüyorum. Bir gün babamla böyle çok eskiden babama kızmışım bir noktada. Daha sonra da bir arkadaşımla konuşuyorum telefonda, hayırdır dedi, canın niye sıkkın? Ben de dedim ki ya işte peder beyle tartıştık. Annem kulak misafiri olmuş, dedi ki babanla dedi tartışmanı dışarıya söyleme arkadaşlarına. Çünkü babanla tartışman bir saat sonrasında biter.
Ama arkadaşın seni hep öyle hatırlar. Çünkü insanlar mutlulukla değil, kötü anlarla, hüzünlü anlarla, insanların gözyaşı döktüğü anlarla birbirlerini hatırlarlar, dedi. Ki nitekim de hakikaten bunun bu mevzu için değil de diğer mevzular için hep böyle olduğunu gördüm. Şimdi Ozan Nesimi Çimen'i biz biliyoruz ama Şifa İstemem Balından türküsüyle biliyoruz. Ozan Nesimi Çimen'in en bilinen türküsü bu ve bunda da sevdiğine sitemi var. Biz bu sevdiğine sitemiyle onu hatırlıyoruz. Biz hanımefendinin Ozan Nesimi Çimen'e rahatsızlık verdiği noktaları biliyoruz ve bunlarla hatırlıyoruz. Bu da yine benim gönlüme çok yatmıyor. Ben böyle düşünüyorum. Şifa istemem balına, bırak beni bu halimden, razım açam gülümden, yeter dikenim batmasın, yeter.